Merhaba sevgili öğrenciler, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden protista alemiyle alakalı soru çözümlerine devam ediyoruz. Bakalım protista alemine ne varmış? Amip, Öglana ve Paramecium için. Amip tek hücreli bir canlıydı. Şöyle hop hareketi buydu. Ameboid bir hareket yapardı. Yani yalancı ayaklarıyla hareket yapardı. Öglana dediğimiz tek fotosentez yapabilen, aralarında tek fotosentez yapabilen, kloroplastı bulunan, aktif olarak hareket edebilen, göz lekesi sayesinde ışığa doğru hareket eden, yani sinir sistemi yavaş yavaş gelişmeye başlayan canlıdır. Paramecium da şöyle sillidi. Ağız ve yutak ayrımı vardır bunlarda, değil mi arkadaşlar? Yani ağız anüs vardır. Aynı zamanda silleri vardır. Silleriyle hareket eder. Ve Paramecium da iki tane çekirdek vardır. Büyük çekirdek ve küçük çekirdek olmak üzere. Büyük çekirdek mitoz artı metabolizma. Küçük çekirdek ise arkadaşlar, yani mayoz artı eşeyli üremeden sorumluydu, bunu bileceğiz. Ve zehirli okları var trikositlerin ve tek hücreli olduğunu biliyoruz her üçü içinde. Bakalım şimdi. Özelliklerinden hangileri ortak değildir diyor. Ortak olmayanı arayacağız. 1. Aktif hareket etme. Ameboid hareket eder. Kamçısıyla hareket eder. Silleriyle hareket eder. Hepsi de aktif olarak hareket eder. Fotosentez yapma. Fotosentez yapamaz. Fotosentez yapar. Fotosentez yapamaz. Hop doğru cevap. Bak burada 2 var kesin. İkisiz olanı atıyorum. 2 şıkka geldim. 1'li olanı da atıyorum. Bak doğru cevap geldi. Tek hücreli olma. Gördüğünüz gibi 3'ü de tek hücrelidir arkadaşlar. O yüzden bu da doğrudur. Ortak olmayan sadece fotosentez yapma, yani sadece bol ışıkı doğru cevaptır diyoruz. Paramecium, metanojenik arke, toprak solucanı, fıstık çamı, yukarıdaki verilen canlıları gelişmişliklerine göre basitten karmaşığa doğru sıraladığımızda aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Bak şimdi arkadaşlar, şöyle yapacaksınız. Sınıflandırmayı. Sınıflandırma şöyle olur. Canlıları önce ikiye ayırsın. Nedir bu? Prokaryot ve ökaryot. Bak evrimsel süreçte. Önce prokaryotlar. Kim var prokaryotta? Bakteri ve arkebakteri. He, o zaman evrimsel süreçte ilk önce bunlarla başlayacağım. Kim var burada? Metanojenik arke var. Hop hemen geldim, ona biri de yapıştırdım. Tamam mı? Bir bununla başlayacağım. Ondan sonra ökaryotlar nasıl geliyor? Protista alemi. Tamam mı? Mantarlar alemi, bitkiler alemi, hayvanlar alemi olmak üzere bu şekilde geldik. Ondan sonra protistaya geldim. Protista aleminde kim var? Paramecium var. Bak ikincisi burada. Yani 2-1 olacak. Geç. 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 Bak doğru cevap geldi. 2-1 ile başladım. Ondan sonra bak bitkiler burada. Ondan sonra bitkiler, ondan sonra da hayvanlar, toprak solucanına giriyorum. Yani evrimsel süreç böyle gider. Bak bir daha söylüyorum. Prokaryot, ökaryot diye ayırdık. Prokaryot ve ökaryot diye ayırdık. Prokaryot kimdi? Bakteri. Ondan sonra arkebakteri. Ondan sonra protista alemi. Sonra mantarlar alemi. Sonra bitkiler alemi. En son da hayvanlar alemi. Yani evrimsel sürece baktığımız zaman bakteriden başlayacaksın. Burada bakteri deseydi bakteriden başlayacaktım. Sonra arke, sonra protista, paramecium, sonra mantar yok, sonra bitki, bak fıstık çamı var. Sonra da neye geldim? Toprak solucanına geldim. Doğru cevabımız denizli olarak karşımıza çıkmıştır abicim. Geldik bir başka sorumuza. Yukarıdaki verilen alemlerden hangilerinde yer alan canlıların depo karbonhidratı glikojendir? Abicim, depo karbonhidratı glikojen olan belirli canlılar var. 1. Mantarlar, bak depo glikojen. 2. Bakteriler, sakın unutma. 3. Hayvanlar, bak hayvanlar, tamam mı? Bunlar abicim, mutlaka bunların depo karbonhidratları glikojen olacak. Bak bu soruyu çok severler. Bu soruyu çok sorarlar, tamam mı? Yani glikojenin hem mantarlarda, hem bakterilerde, hem de hayvanlarda depo olarak glikojen depolandığını bileceksin. Bakterilerde var, hayvanlarda var ve mantarlarda var. Doğru cevap 1-2-4. Bitkilerde ne var abicim? Selüloz var. Bitkilerde ne var? Nişasta var. Unutma, nişasta, selüloz. Selüloz hücre duvarını oluşturuyordu. Nişasta da yedek besin deposu olarak depolanıyordu bitkilerde diyoruz abicim. Doğru cevap Edirne. Güzel bir soru, öğretici bir soru. Öğrenin abicim. Geldik, birisi amip, diğeri öglana. Protista aleminde yer alan yukarıdaki canlılar için hangisi ortak olarak söylenebilir? Şimdi bunlar şöyle yapıyorduk. Hemen ezberledik artık, bak değil mi nasıl çözeceğimizi. Prokaryot kim vardı? Bakteri, arkebakteri. Ökaryot dediğimiz zaman protista. Ha, süper. Protista alemi içerisinde amip var, kök ayaklar, öglana var, kamçılılar, silliler vardı, cıvık mantarlar vardı, sporlular vardı, değil mi? Ayırdık.
Şimdi bunlar ökaryot olduğu için, bunlarda zarlı organel bulunur. Bak, prokaryot kelime anlamı zaten zarla çevrili organeli olmayan. Yani prokaryotlarda zarlı organel olmaz. Ama ökaryotlarda zarlı organel olur arkadaşlar. Bak bunu bileceğiz. Bir daha söylüyorum. Ökaryotlarda zarlı organel olur. Prokaryotlarda zarlı organel olmaz. O yüzden bu ikisi de ökaryot olduğu için zarlı organel taşıma eyvallah doğrudur. Bir ortak tamam o kalacak. Birsiz olanları attık geldik. Fotosentez yapma. Arkadaşlar bunlarda fotosentez yapacak olan kimdi? Öglana'ydı değil mi? Öglana'nın bildiğimiz üzere kloroplastı vardı. Fotosentez yapıyordu. Amip fotosentez yapmaz. Amip ameboid hareket yapar ve heterotroftur. Yani dışarıdan hazır olarak beslenir. O yüzden bu ortak değildir. Tamam mı? İkili olan atıyorum. Bu da gitti. Aktif hareket etme. Bak amip yalancı ayaklarıyla hareket eder. Ameboid hareket denir bunu. Yalancı ayaklarıyla bak yalancı ayaklarıyla bir hareket eder. İki beslenir. Yalancı ayağıyla alır içeriye doğru sokur. Beslenir tamam mı? Ama dediğimiz gibi bunlar fotosentez yapmaz ama aktif olarak hareket eder. Yani her ikisi de bu da kamçılı zaten aktif olarak hareket ediyor. Her ikisi de hem aktif olarak hareket eder hem zarlı organel taşır. Her ikisi de ökaryottur. Her ikisi de tatlı suda yaşadığı için kontraktil kofulları bulunur falan filan. Doğru cevabımız Ceyhan olarak karşımıza çıkmıştır abicim. Bakalım bir başka soruya. Amip, öglana, terliksi hayvan gibi tatlı sularda yaşayan tek hücreli canlılar için hangileri ortak olarak söylenebilir demiş. Tamam süper. Hepsi tek hücreli. Öglana'nın aralarında fotosentez yaptığını biliyorum. Amip'in şöyle yalancı ayaklarıyla hareket ettiğini, öglana'nın şöyle kamçılı olduğunu, kloroplastlı olduğunu, fotosentez yaptığını biliyorum. Terliksi hayvanın da şöyle hem ağız hem şöyle anüs olduğunu biliyorum. Şöyle silleriyle aktif olarak hareket ettiğini biliyorum. Büyük çekirdek, küçük çekirdek olduğunu biliyorum. Bu mitoz ve metabolik hareketlerden, bu da mayoz ve eşeğli üremeden sorumlu olduğunu biliyorum. Ve tatlı sularda yaşadığı için her üçünde de kontraktil koful olduğunu biliyorum. Tamam mı? Bak bildiğimiz bu. Hangileri ortak olarak söylenebilir? Bak bir kere ökaryot yapılı olma. Biliyorum abi prokaryot olan sadece bakteri ve arkebakteri. Ökaryot hemen geldim buna. Bak bu tarz soruda hemen ökaryota bir yapış bir kere. 400 olanı at. İki şık gitti gördün mü? Bir kere kaldık bunlara. Devam ediyoruz. Kontraktil kofullarıyla su atabilme. Mutlaka her üçünde de olmak zorunda değil mi? Hepsi de tatlı sularda yaşadığı için kontraktil kofullarıyla olacak. Al denize şıkkına gitti. İki şıkka geldim. Bak 3 ve 4 kesin doğru. 2'ye göre yorumumuzu yapacağız. Oksijenli solunumunu mezozomlarında gerçekleştirme. Hayır abicim bunların kendi organelleri var değil mi? Bunların kendi organelleri var. Mezozomlarda olan kimdi? Bakterilerdi. O yüzden doğru cevabımız Ceyhan olarak karşımıza çıkmıştır diyoruz abicim. Geldik son sorumuza arkadaşlar. Yani bakti şeylerle protista alemiyle alakalı son sorumuza geldik. Son sorumuzu da çözelim ve böylece protista alemini de bitirmiş oluyoruz tam anlamıyla. Bundan sonra arkadaşlar ne tür isimlendirme, ikili adlandırma yani en çok soru gelen yerden çekeceğim. 25 tane soru ayarladım. Ondan sonra memelilere ayrı bir yer çekmek düşünüyorum. Sürüngenlere ayrı bir soru çözüm videosu yapmak istiyorum. Yani böyle alt başlıklar halinde daha rahat anlamanızı sağlayacak bütün taktikleri yapacağım. Dediğim gibi sizler de daha kolay ne yapılabilir? Yani sizlerin kafasına daha kolay ne şekilde sokulabilir? Onu bize yorumlar kısmında yazarsanız arkadaşlar yani ona göre biz de çalışmalarımızı ona göre düzenleyelim. Tamam mı evlatlar? Aynı şekilde dediğim gibi bir de soru şeyler yapacağım. Böyle AYT denemeleri zaten var. Kanalda var bakın. Kanalın normal sayfasına girdiğiniz zaman oradan AYT denemeleri, TYT denemeleri var. Onları da mutlaka izleyin arkadaşlar. Mutlaka kendiniz çözün. Ben aynı şekilde şimdi yeni bir AYT denemesi TYT denemesi yapacağım. Yakın zamanda onları da atmaya başlayacağım. Onları da izlersiniz ve böylece biyolojiyi birlikte halletmiş olacağız. Tamam mı arkadaşlar? Gelelim son sorumuza bakalım. Öglana gündüz ışık varlığında fotosentez yapıyor. Eyvallah. Gece ise dışarıdan hazır alıyor. Eyvallah. Böylece hem ototrof hem heterotrof besleniyor. Diyor ki bu beslenme şekline benzer bir beslenme aşağıdakilerden hangisinde gözlenir? Bakteri de gözlenmez. Bakteri ya işte şeydir zaten ya kendi besini kendisi yapıyordur ya fotoototroftur ya da işte kemoototroftur. Tamam mı abicim? Veya dışarıdan saprofittir. Dışarıdan hazır alabiliyor. Ama aynı bakteride bu yoktur. Öksotu arkadaşlar bu yarı parazittir. Bunda yok.
yoktur. Mantarlar zaten kendileri fotosentez yapmazlar, dışarıdan hazır alırlar. Paramecium direkt heterotroftur, dışarıdan hazır alır. Ama böcekçil bitkiye bak. Bak, böcekçil bitki azotça fakir topraklarda yaşar, tamam mı? Yaşadığı yerde azot yok. Yaşadığı yerde azot yok. Bu azot ihtiyacını topraktan alamayacağına göre, ki azot da son derece önemli abicim. DNA'nın yapısında, RNA'nın yapısında var. Tamam mı? Her şeyin yani son derece önemli. Azotu nereden yapıyor? Azotu da yakaladığı sineklerden, yakaladığı böceklerden alıyor. Böylece kendisi fotosentez yaptığı için ototrof diyoruz. Ama böceği de yakalayıp sindirip onun içindeki azotu aldığı için de heterotrof diyoruz. Böcekçil bitkilerde de yani hem ototrofluk hem heterotrofluk söz konusudur. Aynen Öglana'da olduğu gibi diyoruz abicim. Tamam mı? Böylece geldik videomuzun sonuna, yani protist alemiyle alakalı videonun sonuna. Kanalımıza abone değilseniz bize destek olmak adına kanalımıza abone olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani kanalımızın hızlı büyümesi adına bizlere yardımcı olabilirsiniz. Aynı zamanda ders adına da ne istiyorsanız Instagram'dan ve YouTube'dan yorum olarak atabilirsiniz. Elimizden ne geliyorsa yapacağız arkadaşlar diyoruz, tamam mı? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.